Bugün sizlere yayınımı tekrar stüdyomdan yapmaktayım arkadaşlar. Bugün sizlere analog makinalardan birkaç tane örnek vereceğim. Analog makinaları tanıtmaya çalışacağım. 1983 yılından beri benimle birlikte olan bazı makinalardan örnekler vereceğim. Bizden ayrılmayın arkadaşlar. Özellikle kanalıma abone olursanız bize güç katarsınız. Like'larınızla da beğenilerinizle de daha çok videolarımıza ulaşabilirsiniz efendim. Evet, bugün ilk olarak size benim emektarım Asahi Pentax'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz makinamız, evet, 1983 yılında benim elime geçti. Çok harika bir makina. Bu makinanın tamamen mekanik bir makinadır arkadaşlar. Burası makinamızın arkadaşlar geri sarma kolu. Görmüş olduğunuz yer geri sarma kolu. Burada deklanşörümüz bulunuyor arkadaşlar. Evet. Kurma kolumuz. Gördüğünüz gibi şu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Burada lensimiz mevcut arkadaşlar. Lensimizi önünde, en önünde diyafram bulunuyor arkadaşlar. Ben size ayrıca diyafram ve istantinin netlik konusunda da bilgiler aktaracağım arkadaşlar. Ön tarafta da netlik halkası arkadaşlar bulunuyor lensimizin. Şu lensimizin hep ön kısımlarında lensimizin odak noktasını ve kaç milim olduğunu gösteren yazı ibarelerini göreceksiniz. Bunda özellikle lens alırken bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Diyafram açıklığı çok önemli fotoğraf makinalarında, lenslerde özellikle. Evet arkadaşlar. Burada şu kısım arkadaşlar, flash senkronize kablolu flashları taktığımızda senkronize yapmasını sağlayan yer arkadaşlar. Şurası. Arkadaşlar, özellikle fotoğraf çeken arkadaşlarımıza, makine kullanan arkadaşlarıma tavsiyelerimden en önemlilerinden bir tanesi. Arkadaşlar, fotoğraf makinalarına mutlaka birer askı takalım. Askı kayışı takalım. Ve makineler daima boynumuzda asılı şekilde durmasında fayda var arkadaşlar. Niye? Bunun bize kazandırdığı avantaj şu arkadaşlar. Makineyi boynumuza takmazsak rahat hareket edemeyiz. Veya makinamızda hakimiyet noktasında daha rahat hareket ederiz arkadaşlar. Bakın şu anda boynumu astım. Makinemle istediğim gibi ayarlarını oynayabiliyorum. Ve düşme tehlikesi yok. Gördüğünüz gibi mutlaka ve mutlaka çekimlere gittiğinizde makinenizin boynunuza asılı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Boynunuza asılı değilse bile başka ikinci bir yolda şu şekilde, bakın arkadaşlar, şu şekilde geçirdikten sonra şöyle bir dolandırıyoruz. Şu anda elime takılı vaziyette. Bakın bu makine elimden düşmez arkadaşlar. Şu şekilde tutuyorum ve makinamızı istediğimiz gibi, diyaframını, netliğini istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bakın şu anda şu makinem sabitlendi. Arkadaşlar, şu şekilde tuttuğunuzda, birisi kolunuza vurduğunda bu makine düşer. Yani tehlikeli. Mutlaka ya boynumuza asacağız arkadaşlar makineyi, ya da temin gösterdiğim gibi şu şekilde elimize geçiriyoruz. Bir tur attırıyoruz. Attırdıktan sonra orta noktasını bulduktan sonra bakın şu şekilde makinemiz sabitledik ve şu şekilde de istediğimiz gibi fotoğraf çekmek için netliğimizi yapabiliyoruz. Bakın çok rahat. Birisi çarpsa bile bakın makine düşmez. Elimizde çünkü sabitledik makinamızı. Evet, gördüğünüz gibi Asahi Pentax makinemiz çok güzel. Mekanik bir makine. Pilli değil. Pilli olmadığı için de yarı yolda kalma, yani bir fotoğraf çekerken piliniz bittiğinizde işlem yarım kalmaz. O yüzden ben bu Asahi Pentax makinemi çok seviyorum.